yöneticileri, değerli kadın kolları başkanım, değerli basın emekçilerim, değerli sendika temsilcileri, hem partimizin hem ilçe örgütümüzün çok değerli üyeleri, çok değerli yoldaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, 8 Eylül 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, 15 Eylül ve 15 Ekim'de uygulanmaya başlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararları ile yurttaşların çok sık olarak kullandığı 52 ilaç SGK geri ödeme listesinden çıkartılmış, eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması %10'dan %5'e çekilmiş, bunlarla da yetinilmeyip bazı ilaçlar için terapotik referans grup ismi verilen yine bir takım acayip uygulamalar yürürlüğe girmiştir. Peki bu kararlar ne anlama geliyor? Değerli basın mensupları, bu düzenlemeler ile birlikte yurttaşlarımız zaten yıllar içerisinde çeşitli isimlerle reçeteleri için yüksek ücretler ödemekteyken, ödeme güçlüğü nedeniyle tedavileri yarım kalmaktayken, şimdi daha da fazla ödemeler yapmak zorunda kalacak. Hayat pahalılığının rekor seviyelere geldiği ülkemizde kış mevsimine girerken, pandeminin de artarak devam ettiği bu süreçte artık bu 52 ilacın bedelini tamamen ceplerinden para ödeyerek alacak. İlaç taban fiyat uygulamasındaki değişiklik ile hastalarımızın zaten ceplerini yakan ilaç fiyat farkları daha da katlanarak artacak. Yine vatandaşımız ele güne muhtaç olacak. Yine bu değişikliklerle kemoterapi gören ve bu sebeple ağız ve boğaz yaraları oluşan kanser hastalarına bir aylık dozlarla verilen gargara ve ağız pomatları 10 günde yalnızca bir kutu verilecek, sabit bir fiyat belirlendiği için fiyat farkı ödenecek ve böylece bu hastaların ilaca ulaşımı engellenmiş olacak. Emekli maaşları ile kıt kanaat geçinmeye çalışan, hatta geçinemeyen, eklem ağrıları çeken yaşlılarımız merhemlerini alabilmek için 10 günde bir doktor kapısına gidecek ve yine aldığı bir kutu ilaca da fark ücreti ödeyerek alacak. Ödemeden çıkarılan ilaçları parası ile almak isteyenler ise şu anki fiyatının 3-4 katı daha fazla para ödeyerek alabilecekler. Değerli basın mensupları, AKP'nin 19 yıldır uyguladığı tüm politikalarda olduğu gibi sağlıkta dönüşüm diye başlattıkları politikanın da artık sonuna gelinmiştir. Türk halkı olarak Cumhuriyet tarihimizin en paralı ve en pahalı sağlık hizmetiyle karşı karşıyayız. Sağlık sistemi kendi kendini döndüremez bir duruma gelmiş, kontrolden çıkmış ve her geçen gün daha da pahalılaşmaktadır. AKP hükümetiyle 19 yıldır ülkemiz emperyalist projelerle sömürülmekte ve hortumlanmaktadır. Cumhuriyet kurumlarının içi boşaltılmış, fabrikalarımız satılmış, milli paramız yabancı paralar karşısında pul olmuştur. 2003 yılından itibaren Dünya Bankası'nın direktif ve teşvikleriyle uygulanmaya başlanan sağlıkta dönüşüm politikası denilen canavar da bunlardan birisidir. Başta göz boyayarak süslü hastaneler, süslü sağlık merkezleriyle başlayan bu emperyalist projeyle bugün gelinen nokta tamamen ücretsiz olacak denilen fakat her geçen gün daha paralı ve pahalı hale gelen, halkımızın artık ücretleri karşılayamaz hale geldiği, tedaviye başlasa bile her gün artan ücretler nedeniyle tedavisinin sonunu getiremediği, tüm nüfusun sigortalı görünmesine rağmen prim borcu nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın sağlık hizmeti alamadığı sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Halkımız bugün eczanelere ilaç almak için gittiğinde her seferinde daha fazla ücret ödemekte, her seferinde maaşından daha fazla para kesilmekte, bir sonraki ay ne kadar maaş alacağını bilememekte, fiyat farkını kestirememekte, üstelik bu kesintilerin doğruluğunu bile hesap edememektedir. Hal böyleyken itibardan tasarruf olmaz diyerek günlük 10 milyon TL harcaması olan saray hükümetine halkın sağlığıyla oynadığınız artık yeter diyor. Bizlere göre devletin itibarı halkın refahının yüksekliği, gelirinin yüksekliği, ele güne muhtaç olmamasının gerçekliğiyle ölçülür. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet ölçüleri de bunlardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasındaki zihniyet farkı da budur. Sosyal bir devlette sosyal güvenlik kurumları kar amacı güdülerek kurulan kurumlar değildir. Halkın sağlığı ise rant kapısı hiç değildir.
ama Covid aşısından bile rant devşirmeye çalışan ve bu yüzden halka aylarca aşısı bırakan AKP hükümetinin halk sağlığında ülkeye getirdiği nokta artık tüm halkımızca görülmektedir. Dolayısıyla buradan AKP hükümetine sesleniyoruz. Tasarruf o halkın sağlığından değil, beşli çeteye çektiğiniz peşkeşten, kurduğunuz saray hükümetinin israfından, şatafatından yapın. Halk sağlığından tasarruf olmaz. Teşekkür ederim. Evet. Ses değil mi? Şu an geliyor mu? Tamam. Evet. Sayın ilçe yöneticilerim, çok değerli kadın kollarımızın başkanı ve yöneticileri, gençlik kollarımızın başkanı ve yöneticileri, çok değerli sağlık komisyonunun değerli başkanı, az önce de açıklamayı gerçekleştiren değerli ekip arkadaşımız, Sayın Barış Özgen ve ekibine, aynı zamanda bizi bugün yalnız bırakmayan komisyonlarımızın başkanları ve yöneticilerine, değerli belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimizin, sendikalarımızın, meslek odalarımızın değerli temsilcilerine ve aynı zamanda yine her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan değerli basın emekçisi arkadaşlarıma, emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Barış Özgen az önce çok güzel ifade etti. Sağlık alanında yaşanan erozyon ve aynı zamanda vatandaşımızı bir müşteri olarak görerek başta özel şehir hastanelerine mahkum etmeye çalışan ama ilaç alma, sağlığına kavuşma, saatine kavuşma konusunda güçlük çeken vatandaşlarımızın isyanını bir kez daha ortaya koydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizde maalesef sadece, üzülerek belirtiyorum ki, sağlık konusunda yaşanan sorunlarla karşı karşıya değiliz. Bir yandan ekonomi, bir yandan açlık, bir yandan yoksulluk, bir yandan sefaletle mücadele etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz son günlerde sosyal medyada da tartışılan 50 kuruş hadisesi var. Şu anda bu 50 kuruş biliyorsunuz basın maliyeti 66 kuruş. Ama bir yandan bu para 50 kuruş basın maliyeti itibariyle değer kazanmışken insanımızın hayatı 50 kuruş dahi etmiyor. Şu anda 50 kuruş olmayan yaşantılarımızın Türkiye'de değersizleşen yaşantılarımızın maalesef Türkiye'de çok daha derinleşen yoksulluk, açlık, sefalet ve insanımızı görmezden gelen bir saray ekonomisi, israf ekonomisinin de sonucu olduğunu görüyoruz. Maalesef Türkiye'de artık hemen hemen her gün en çok konuştuğumuz konuların başında yaşadığımız büyük ekonomik buhran geliyor. Arka arkaya yapılan zamlar artık vatandaşımızı işin içinden çıkamaz bir hale sokmuş durumda. Sadece geride bıraktığımız birkaç ay içerisinde elektriğe %22, doğalgaza %12 zam geldi. LPG'ye sadece geride kalan 20 gün içerisinde 93 kuruş, motorine ise, benzine ise 10 günde 87 kuruş zam geldi. Zamlar yağmur gibi arka arkaya gelmeye devam ediyor. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta gelen zamlarla yurttaşı çok zor bir kış bekliyor. Çok kara bir kış bekliyor. Şu anda vatandaşımız, yurttaşımız bu kara kışla nasıl mücadele edeceği konusunda kara kara düşünmeye de devam ediyor. Peki AK Parti hükümeti bu kara kışa hazırlanırken yurttaşlar için ne yapıyor? Ne yaptıklarını ben size söyleyeyim. Dolar ve euronun artması için birbirinden hatalı dış politikaları sürdürmeye ve Türkiye'ye dışa bağımlı bir ülke haline getirmeye devam ediyorlar.
Dolar ve Euro'da yaşanan rekorlar serisi fiyatların artmasına ve işçinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin, emekçinin, öğrencinin, engellinin cebindeki parayı eritmeye devam ediyor. Pandemi döneminde kepenk kapatan esnaf yükselen döviz kurları yüzünden her hafta etiket değiştirmek zorunda kalıyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, yurttaşın derdi aynı. İster Hakkari'ye, ister İzmir'e, ister Konya'ya, ister Yozgat'a gidin. Hayat pahalılığı maalesef herkesin dilinde. Esnaf da, çiftçi de, ev kadını da, işçi de, alın teri döken de şikayet ediyor. İşin özü kısacası, vatandaş geçinemiyor. Şahsım hükümeti son 1,5 ayda 341 dolarlık asgari ücreti, şu anda asgari ücretin karşılığı olan 341 doları 289 dolara indirdi. 289 dolara indirdi ve asgari ücretlinin cebinden isteği dışında tam 507 lira aldı. Bu 507 lirayı vatandaşımın, işçimin, alın teri dökenin cebinden alarak bir avuç tepeciye de teslim etti. Etmeye de devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Türk lirası bizim onurumuzdur. Şu anda 3. dünya ülkelerinin paraları karşısında dahi Türk liramızı küçük düşürdüler. Bunlar hani yerliydi, hani milliydi? Böyle mi yerlilik olur? Böyle mi millilik olur? Bunlardan ne yerli olur, ne milli olur. Bunlardan ancak israf ve iflas hükümeti olur. Dediğim gibi Türk lirası onurumuz ve şerefimizdir. Nasıl olur da Türk lirası güneş görmüş kar gibi erir? Dolar yükseldikçe asgari maaşın alım gücü azaldı, eridi ve artık hiçbir şeye yetmez hale geldi. Ama hiç merak etmeyin, değerli yurttaşlarım. Artık bu zulmün son bulmasına çok az kaldı. Geliyor gelmekte olan, gerçekleştirilecek ilk seçimlerde halkımızın takdiriyle iktidar olduğumuzda ülkemizde hayatını sürdüren gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımızın insani yaşam koşullarını sağlayacağız. Emekçilerin sürekli bir şekilde asgari ücretle çalıştırılmasının önüne geçip 5 yıllık periyotlarla aldıkları maaşın artırılmasını sağlayacağız. Kalifiye eleman alımında asgari ücret uygulamasının önünü kapatacağız. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde sendikalara grev hakkı tanıyacağız. Emekli maaşlarına zam yapacağız. Emeklilerin ekonomik büyümeden pay almasını sağlayacağız. Daha müreffeh, daha rahat, daha uygun bir iklimde sağlıklı bir şekilde emeklilerimizin bu ülkede yaşamasını sağlayacağız. Pazara manava gittiğinde sayıyla meyve sebze alan emekli değil, çoluğuna çocuğuna rahatlıkla harçlık verebildiği, ailesini rahatlıkla geçindirebilen emekliler yaratacağız. Onların sosyal yaşama katılımını sağlayacağız. Tarımdan sanayiye her türlü yerli üretimi destekleyip başarılı ve barışçıl bir dış politika süreciyle döviz yükselişinin önüne geçeceğiz. Hep birlikte, yurttaşlarımızla birlikte, milletimizle birlikte yapacağız. Çünkü Türkiye'nin birliğe, beraberliğe, sorunları aynı masa çevresinde tartışıp konuştuğu ve çözüm ürettiği bir ikleme ihtiyacı var. Türkiye'ye adaleti getireceğiz. Bu coğrafyanın en çok ihtiyacı olan şey adalet. Biz Türkiye'de adaleti egemen kılacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi, bu ülkede adaleti kendimiz için değil, 83 milyon vatandaşımız için istiyoruz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde çok değil, sadece birkaç ay içerisinde derin bir nefes alacağız.
bu ülkede mutlu, huzurlu, bereketli ve birliktelikle beraber tekrar yaşanabilir olduğunu hep birlikte tüm dünyaya göstereceğiz. Emin olun, bu ülke çok güçlü bir ülke. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Devletimizin bütün kaynaklarını bir avuç yandaştan, bir avuç tepeciden alıp 84 milyon insanımıza adaletle dağıtmaya söz veriyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.